Merhabalar, Büyük Beyaz File hoş geldiniz. Son zamanlarda çektiğim World of Warships videolarının ikisinde 8. seviye 2 tane premium hafif kruvazöre değinmiştim. Bunlardan ilki olan Mines'ın 8. seviyedeki sadece premium hafif kruvazörler değil, ağaç gemileri de dahil olmak üzere tüm hafif kruvazörler içerisinde kesinlikle ve kesinlikle en ağır, en ateş gücüne sahip olup en güçlüsü olduğunu vurgulayarak söylemiştim. İkinci olarak da son çektiğim Ochakov videosunda Ochakov'un normalde 3 farklı ulusa ait ayrı niteliği bir arada kendisinde bulundurması sebebiyle kendi içeriğindeki bu çok güçlü araç seti sebebiyle bir maçın gidişatını kolayca çevirebilecek veya yönlendirebilecek kapasiteye sahip olduğunu söylemiş ve onun daha en güçlü 2-3 hafif kruvazörden biri olduğunu samimiyetle anlatmaya çalışmıştım. Şimdi şöyle bir durum var. 8. seviye kruvazör almak isteyenler için normalde benim yıllardır verdiğim bir cevap vardır. O da nedir? Abi 8. seviye kruvazör almak istiyorum. Ne alayım? Sorusuna cevap olarak ben her zaman Atago ismini vermişimdir. Atago bir ağır kruvazör. Yani 203 mm'lik 10 topa sahip. Ancak çok yüksek bir görünmezliğe sahip. Torpido menzili uzun. Japon torpidosu atıyor. Dolayısıyla torpidolar çok ağır vuruyor. Hızlı ve buna ek olarak da can doldurabiliyor. Bundan ötürü Atago, yani oyundaki 8. seviyedeki hemen hemen tüm kruvazörlere nazaran oynanması kolay bir kruvazör. Gel gelelim. Şöyle bir şey var. Benim gibi manyaklar varsa aranızda hafif kruvazör oynamayı, ağır kruvazör oynamayı tercih edebilirsiniz. Yani benim zevk aldığım şeyler zor olan şeyler nedense. Hep İngilizlerin challenge dediği şey, yani insanın kendi kendiyle yarışması gibi bir şey. Hafif kruvazörleri oynaması daha zordur, ancak hafif kruvazörle başardığınızda da ödüllendirilme hissini daha büyük bir hazla yaşarsınız. En azından ben öyle yaşıyorum, kendi deneyimimden anlatıyorum. Konum ister istemez hafif kruvazörlerden açılınca da benim bundan yaklaşık 4-5 ay önce yılbaşı döneminde çekmiş olduğum bir Bayard videosu vardı ve ben hep bir Bayard maçı yayınlayacağım, Bayard'ı tanıtacağım diye 4 ayı geçirmiştim. En sonunda o videoyu bugün yapmaya karar verdim. Tembelliğimden sıyrıldım. Neden? Neden bir Bayard videosu çektim de bunu 4 ay beklettim? Çünkü arkadaşlar, çok basit bir şekilde bunu söyleyeceğim. Bayard en iyi 3 seçenekten bir diğeri. Hani şu ana kadar ne dedik? Mines dedik, Ochakov dedik. Kutuzov'u zaten alamıyorsunuz artık maalesef. Kutuzov'u zaten alamıyorsunuz, ancak Bayard 8. seviyedeki hafif kruvazörler içerisinde özgün bir oynanışa sahip olan bir diğeri. Bir defa bu gemi Fransız. Fransızların 8. seviyeden, hatta 7. seviyeden itibaren ağaç kruvazörlerinin hepsi ağır kruvazördür. Yani top kalibresi büyük, dolumu da bir hafif kruvazöre nazaran uzundur. Gel gelelim, Bayard standart bir hafif kruvazör olarak 152 mm'lik toplara sahip ve bu toplar üçerli, toplam 4 tarette olmak üzere toplamda 12 tane. Peki Bayard'ı iyi yapan şey ne? Bayard'ı videosunu çekmeye değer yapan şey ne? Arkadaşlar şöyle diyeyim size. Bayard 8. seviyedeki tüm kruvazörleri baz aldığınızda DPM dediğimiz dakika başına düşen hasar ortalaması en yüksek olan hafif kruvazör. Bu bir hasar makinesi. Net. Yani bu bir hasar makinesi. Neden? Çok basit. Bir hafif kruvazör olarak kaptan becerileriyle beraber kuvvetlendirildiğinde zaten dolumu 7,5 saniye. Ancak daha da önemlisi, bu 7,5 saniyeye siz bir Fransız karakteristiği olan ana batarya dolum modülünü ekliyorsunuz. 15 saniye boyunca dolumunuz %50 kısalıyor. Yani 7,5 saniyeden kaç? 3,75 saniyeye düşüyor dolumunuz. Siz bir destroyer'i yakaladığınızda, bunu aktive ettiğinizde 15 saniyede toplam 15 bölü 4, yani 4 salvo sığdırıyorsunuz. Evet. 4 salvo sığdırıyorsunuz. 12 tane 152 mm'lik topla. Bu, hani 10. seviyedeki bir diğer Fransız hafif kruvazörü olan Colbert hariç veya Amerikan Worcester hariç başka hiçbir kruvazörde olmayan bir nitelik. Ama 8. seviyede başka hiçbirinde yok.
Dolayısıyla bir dakika içinde özellikle istatistik yaparken mesela şunu da aktive edip hasar vermeye kalkıştığınızda hani belki de en yakın hafif kruvazörün 1,5 katı seviyesine ulaşıyorsunuz verdiğiniz toplam hasar olarak. Ve buna ek olarak bu bir Fransız hafif kruvazörü olduğu için delişi kuvvetlidir. Her ne kadar 152 mm'lik topa sahipseniz de yan yakaladığınız bir başka kruvazörün delici mermilerle hele de bunu aktive ederek canını okursunuz. Bu kruvazörün oynanış olarak eşi benzeri yok şu an 8. seviyede. Yani 10. seviyede buna en yakın Colbert var ama o da tam olarak sayılmaz. Worcester da sayılmaz. Neden? Çünkü Bayard'da torpidolar var. Ve bu torpidolar gördüğünüz üzere hasarı gayet ve gayet iyi olan, torpido menzili uzun olan, dolum süresi de nispeten iyi olan torpidolar. Tek dezavantajı torpidoların sayısının bir kanat başına 3 tane olması. Yani hem sağdan hem soldan sadece 3'er tane torpido atabiliyorsunuz. Atıyorum İtalyanlar gibi 5 değil mesela. Şimdi şöyle bir şeylere değineyim. Bayard'ın gerçekten bir dakika içine sığdırabileceği toplam hasar miktarı absürt derecede fazla bir kruvazör için. Buna yaklaşan bir kruvazör başka yok bu seviyede. Dolayısıyla Bayard bir nevi fırsat avcısı. Yakaladığınız zaman birini doğru pozisyonda ve doğru zamanda yakaladığınız zaman sizden kaçış yok. Yok ediyorsunuz, eritiyorsunuz. Ancak şöyle bir şey de var. Bu 152 mm'lik toplar 12 tane olduklarından ve 7,5 saniyede bir sıktıklarından %12 gibi bir yangın başlatma şansı var. Gel gelelim ekranda gördüğünüz %0,8 fünyeli hali. Fünye verilmiş hali. Fünye artı tahrip uzmanı ki bunlara vermek mecburiyetindesiniz. Uzaktan zırhlıları muazzam bir şekilde ve kolayca zorlanmadan taciz edebiliyorsunuz. Çok kolay kıvırabiliyorsunuz. Niye? Çünkü siz Fransızsınız. Motor hızlandırmanız var. Ve bu motor hızlandırmanıza da gayet ve gayet güzel olan çevikliğinizi ki bakın dümen kırması süresi 7,4 saniye ve düşük küçük olan dönüş halkanızı da eklediğinizde ki 730 saniye ve buna ek olarak 34 knot gibi yüksek bir hızı da eklediğinizde arkadaşlar uzaktan karşı zırhları, düşman zırhlarını trolleyerek böyle tırnaklaya 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 canını düşürüp yok ediyorsunuz ki bunun bir örneğini birazdan göstereceğim. Yani demek istediğim Bayard uzak mesafeden de yakın mesafeden de inanılmaz etkili, son derece güçlü ve belki her iki menzil opsiyonunda da aynı derecede güçlü olabilen, etkili olabilen 2-3 kruvazörden biri yani. Zaten diğer ikisi Mainz ve Ochakov demiştik. Ve buna ek olarak Bayard'ın hava savunması da mükemmele yakındır. Yani 66 deyip geçmeyin. Defansif hava savunması var. İsterseniz hidroakustik de alabiliyorsunuz. Tercih tamamen sizin. Ancak Bayard bulundurduğu ana batarya dolum modülü ve Fransız motor hızlandırmasına ek olarak şurada gördüğünüz çeviklik ve ortalama esasında gizliliği ortalama ama bu ortalama gizlilik sayesinde haritanın her yerine istediği zaman müdahale edebilen, oradan oraya böyle Arap atı gibi koşturabilen çok etkili bir kruvazör. Yani şöyle şimdi şöyle bir şey var. Radarınız olmadığı için bir Ochakov kadar tehditkar olamazsınız. Ancak sizin yarattığınız tehdit stratejik değil tamamen taktiksel. Yani Ochakov'un yarattığı tehdit stratejik. Niye? Çünkü bulunduğu yerde radar basar. Bulunduğu yerde defansif ağ basar. Bulunduğu yerde hidro basar. Ancak sizin bu 3 seçenekten elinizde sadece 2 tane var ve bunlardan birini seçmek zorundasınız. Sizin gücünüz doğru anda doğru yerde bulunmanızla alakalı. Eğer doğru anda doğru yerde bulunursanız ister zırhlı, ister kruvazör, ister destroyer karşınızda eriyip gider. Bundan ötürü Bayard 8. seviyede eşi benzeri olmayan, özgün ve hasar ortalaması en yüksek olan kruvazör. Şimdi olur da bu gemiyi almaya karar verirseniz şuradan hemen kaptan becerilerini benim size tavsiye ettiğim göstereyim. Öncelikle hedef çünkü size bakan taret sayısını direktman
canlı olarak görmeniz lazım ki ona göre manevra yapabilirsiniz. Burada adrenalin patlaması, amir, hayatta kalma uzmanı. Ondan sonra isterseniz tarete verirsiniz, isterseniz de önce tahrip uzmanına veriyorsunuz. Her zaman önce tahrip uzmanına veriyorsunuz, ondan sonra da fünyeye veriyorsunuz. Şimdi fünyeye vermeyebilirsiniz, dediğimiz gibi yani fünye esasında şart değil. Ancak bizim yaklaşımımız şu: bir kruvazörde tamamen, hafif kruvazörde tamamen etkili olabilmek için, ana bataryalarınızın hedef fark etmeksizin etkili olabilmesi için delişinizin olabildiğince iyi olması lazım. Dolayısıyla fünye verirseniz diğer kruvazörlere patlayıcı mermileriniz de işler. Ancak fünye vermezseniz mermi kalibresi düşük olduğu için birçok kruvazörde mermileriniz kırılmaya uğrayabilir. Ha evet, yangın başlatmanın delişle alakası yok. Hani kırılan mermiler bile yangın başlatabilir. Öyle bir şey var. Gel gelelim, fünye verirseniz dakika başına sığdırdığınız hasar patlayıcı merminizle uçar. Yani bu her hafif kruvazörde geçerli. Ve şunu da söyleyeyim: hangi kruvazörde fünye vermelisiniz? 152 mm ve 203 mm arasında bir kalibresi olan herhangi bir kruvazöre fünye vermelisiniz. İyi olur. Yükseltmelere gelirsek, olur da Bayard almaya karar verirseniz, birin biri, ikinin ikisi, çünkü bir kruvazörüz, yanma süremiz veya yangınlardan aldığımız hasar düşük, dolayısıyla ikisini alıyoruz. 3'te nişan alma sistemleri modifikasyonu alıyoruz çünkü bu şart. 4'te dönüş, neden? Çünkü bu da şart. Durmuyorsunuz. Siz bir Fransız kruvazörüsünüz. Mobil hareket ediyorsunuz. Yani son hızda veya hızlanarak hareket ediyorsunuz ama asla durmuyorsunuz. Ve son olarak tabii ki her kruvazörde farz olan gizlenme. Arkadaşlar, Bayard böyle bir gemi. Yani Ochakov veya Mainz'ınız varsa veya hakikaten yüksek hasar sığdırabileceğiniz bir hafif kruvazör istiyorsanız sizin için en iyi seçenek Bayard. Fransızların ağaç gemisi var, Charles Martel. Onda da şey var diyeceksiniz. Ana batarya dolum modülü onda da var diyeceksiniz. Onda da motor hızlandırma var. Evet, ancak ana batarya kalibresi 203 mm olduğu için dolumuna baktığınızda gördüğünüz şey 11 saniye. 11 saniye. Gizliliği de bunun yüksek, 10,7 km kaptan becerileriyle beraber. Dolayısıyla bunların oynanış tarzları birbirlerinden çok ama çok farklı. Ha şöyle bir şey var, az önce söylemeyi unuttum. Evet, Bayard'la tıpkı bir Fransız standart bir Fransız kruvazörü gibi mobil olacaksınız, sürekli hareket edeceksiniz ama bu bir hafif kruvazör olduğu için mermilerinin uçuş rotası hafiften Amerikan hafif kruvazörlerine benziyor. Dolayısıyla Bayard'la ada arkası pusu yapabilirsiniz. Yani ada arkasına pusup oradan mermileri adanın üzerinden geçirmek suretiyle hasar verebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Yani bu Bayard bunu size yapabilme becerisini, hakkını veriyor. Affedici bir gemi bu konuda. Neyse, hiç bekletmeden videoya geçeyim ben. Şimdi maça başlarken tabii ki önce kadrolara bakıyoruz ve 8. seviye olarak girdiğimiz bu maçta, ki bu maçta ben Kerem'le beraberdim, 10. seviyelere karşı hem de Okinawa gibi gayet ve gayet açık suyu fazla olan bir haritaya denk düştüğümüzü görüyoruz. Şimdi beyler, bir şeyi çok net söylemem lazım. 10. seviyelerle eşleştiğinizde maçın ilk yarısını gayet ve gayet adaların arkasında saklanarak hasar vermeye çalışmakla geçirmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü çok basit. Hatırlıyor musunuz ne demiştim Ochakov için? Ochakov 30.200 canlı 8. seviyenin en düşük cana sahip kruvazörü demiştim. Ha, Bayard'a geldiğimizde Bayard 34.700 canlı 8. seviyenin en düşük cana sahip ikincil kruvazörü. Evet. Dolayısıyla karşıda size sıkacak hedef sayısı fazlayken, yani maçın başlarında veya ilk yarısında diyelim, gayet ve gayet adaların arkasına saklanacaksınız ki bir tarafa sıkarken veya atıyorum haritanın bir bölgesiyle meşgulken, açıkta olduğunuzda haritanın diğer tarafından size gelebilecek hasarın önüne geçebilirsiniz. Çünkü açıktan sıkmaya başlarsanız, evet, sizin sıktığınız taraftan size sıkanların mermilerini göreceğiniz için kıvırabilirsiniz. Ancak ya bakmadığınız taraftan gelen mermiler ne olacak? Yani ben bunu hafif kruvazör oynarken açık su atışlarında çok çok sık yaşayıp deneyimlemiş bir insanım. Yani
karşıda bir tane atıyorum Bismarck var. Sıkıyorsunuz, Bismarck size sıkıyor, siz kıvırıyorsunuz falan derken ta haritanın böyle alakasız bir yerine Fuso diyelim. Fuso'nun biri sıkmış, mermiler kü diye bir geçiriyor size. Dört tane köşk yiyip ölüyorsunuz falan. Hani bu Bayard'da örnek verdiğim bir şey değil. Herhangi bir hafif kruvazör oynarken açık sulardan sıkmayın maçın ilk yarısında. Bakın ben burada zaten ilk yaptığım şey önce şu adaya şöyle bir midye gibi yapışmak oluyor. Orada bir tane ne gördük? Le Terrible gördük. Dolayısıyla Le Terrible'a sıkalım ancak o hızlandı mı yavaşladı mı derken karar veremedim yavaşlar mı hızlanır mı diye. Ancak sıktığım an bir baktım ki ne göreyim. Karşıda bir sürü düşman gemisi var ve bunların hepsi beni spotlamış durumda. Hatta bana dönmüş olan bir taret var. Öncelikli hedef herhangi bir kruvazörü oynarken sizin için can kurtarandır. Öncelikli hedef kaptan becerisi. Niye? Sadece size bakan taret sayısında rakamı görerek ne yapmanız gerektiğini o an karar verme kabiliyetini veriyor size. Ben burada bana bakan 3 tane, bana dönmüş 3 tane taret gördüğüm için direktman sıvışıyorum. Direktman sıvıştığım için artık bana sıkamayacaklar. Gel gelelim oradan ne var? Oradan ilerleyen bir Montana var ve oradan ilerleyen bir Alabama var. Ben oradan Montana'ya sıkayım dedim. Ancak Montana beni gördü. Esasında beni gören orada Montana değildi de orada muhtemelen onun beri tarafında bir kruvazör var. O gördü beni. Bundan ötürü direktman adı arkasında kalıp geri geri pedallayarak saklanmak yerine ben Fransızların en iyi yaptığı şeyi yapmaya karar verdim. O da nedir? Motor hızlandırmayı aktive ederek kayıt yapmaya, yani işte düşman bana sıksa bile mermilerin arkama düşecek şekilde dikkatini çekmeye karar verdim. Ki bakın bana bir tane taret bana döndü bile, ancak bakın mermi uçuş hızı Fransızlarda yüksektir demiştim. Zırhlarında da öyle, kruvazörlerinde de öyle, destroyerlerinde de öyle. Bundan ötürü her ne kadar ben bir hafif kruvazör olsam ve mermilerin çizdiği, havada çizdiği rota her ne kadar yavaşmış gibi görünse de aslında mermi uçuş hızı güzel olduğu için ben Kiev gibi en hızlı destroyerlerden birini vurmakta, maksimum mesafeden vurmakta pek bir sıkıntı yaşamadım. Ha, öldüremedim tabii ki ama yakın mesafede olmadığı için ben ana batarya hızlandırma modülünü aktive etmedim. Dolum hızlandırmayı aktive etmedim. Eğer yakında olsaydı kesinlikle ve kesinlikle onu yapardım. Ancak Kiev uzakta olduğu için ben Kiev'e normal sıkmakla yetindim. Kaldı ki gördüğünüz üzere düşman gemilerinin hepsi de benim atış menzilimin dışında. Bu çok büyük bir harita. Bir defa bunu bilelim. Karşıda bir CV var. Dolayısıyla CV olduğu için olabildiğince pek yalnız takılmamaya çalışacağım. Böyle zırhların civarında. Yanında değil ama civarında takılacağım bu maçta. Gel gelin ben defansif hava modülü olduğu için de saldıracak bir CV uçaklarına karşı da biraz da olsa bir defansif bir önlemim mevcut. Ne demiştim? Bayard'ın hava savunması kendine yetecek kadar iyi demiştim. Bunu unutmayın. Gerçekten iyi. Hafif kruvazörlerin zaten hepsinde böyle bir nitelik var. Hepsinin hava savunması iyidir. Ancak atıyorum Bayard'ın ki Ochakov'dan falan çok çok daha iyidir. Yani herhalde Cleveland'da en yakın olan Bayard'tı diyebilirim yani. Amerikanlardan sonra en iyi hava savunması Bayard ve şeyde Charles Martel'de diyebilirim. Yani Fransız hafif kruvazörlerinde. Şimdi herkes benim atış menzilimin dışında olduğu için ben bir ne gördüm orada? Bana bakan bir Alsas gördüm ve Alsas bangır bangır bana doğru yardırıyor. Bu bir Fransız zırhlısı olduğu için 32 mm'lik güverteye sahip. Bakın Fransız zırhlı serisini izlediyseniz eğer, tekrar tekrar söyledim orada. Fransız zırhlarının güverte zırhı 32 mm olduğu için gelecek patlayıcı mermilerden çok kolay hasar yerler. Çünkü Fransız zırhları patlayıcı mermiler tarafından delinebilir. Peki burada ne yaptım? Az önce de bahsetmiştim. Motor hızlandırma bittiği takdirde benim dümen kırma sürem çok kısa olduğu için ve dönüş halkam küçük olduğu için direktman orada durdum ve döndüm. Durup döndüğüm için de mermiler direktman yanıma düştü. Bana isabet etmedi. Kaldı ki o Alsaz eğer beni yan yakalasaydı kesin ve kesin köşk atardı. Ama bakın Fransızlar şu an şu yaptığım şeyde oyunun en iyi kruvazörleridir. İtalyanlarla beraber. O da nedir? İngilizler buna kiting der. Yani uçurtma uçurtmak. Ne yapıyorsunuz? Adam peşinize takıp kaça kaça sıkıyorsunuz. Tabi Alsas akıllı bir adam. Durumun vehametinin farkına vardığı için direktman dönüp kaçmaya yeltendi. Ancak ben bir Fransız hafif kruvazörüyüm. Ve bakın Fünye olmasına rağmen orada onu yakabildim.
Fünya olması ve yangın başlatma şansınızın fünya ile beraber %8'e düşmesi esasında çok büyük bir kayıp değil. İlla ki yangın başlatıyorsunuz tekrar. Sadece belki birazcık daha seyrek başlatıyorsunuz ama şunu dikkatle izleyin. Adam bana sıktı ve ben oradan direktman döndüğüm için mermilerin yine bana kalıcı bir hasar verdiğini göremiyorsunuz. Çünkü dümen kırma süresi çok kısa, dönüş halkası çok küçük ve geminin kendisi de hızlı arkadaşlar. Bayard bu konuda açık suda bile düşmanı çok muazzam bir şekilde trolleme kabiliyetine sahip. Gerçekten efektif, hasar babında efektif bir hafif kruvazör. Hani şunu Ochakov'la da yaparsınız, Mines'la da yaparsınız. Ancak şöyle bir şey var. Mines mesela hantal bir gemi. Mines'la yapmaya kalkışırsanız verdiğiniz hasar yine iyi olur. Ancak hantal olduğu için hasar yeme şansınız çok çok daha fazla olur. Ancak Bayard'da öyle bir çeviklik, öyle bir hız var ki, öyle bir dönüş var ki adam ne zaman bana sıksa bile sıktığı an döneceğim için kolay hasar almıyorum. Burada mesela yavaşladım ve döndüm ama adam bu sefer benim taktiklerimi çözmüş olduğu için doğru yere sıktı 12 sıkışın sonunda. Ancak doğru yere sıkmış olması artık şu dakikadan sonra bir şey değiştirmeyecek. Çünkü ben adamı neredeyse solo farmladım. Son yangını da başlattım. Ve son bir salvo daha çekeyim. Burada muhtemelen ölecek derken öldü. Şöyle bir şey var. Bizim takımın başarısının sebebi bizim takımın iyi pozisyon almış olması. Karşı takım bastırdıkça bizimkiler de iyi savunma yapıyor. Kerem burada Mogami ile Alabama'yı indirdi. Ancak C boşta. Adamlar C'yi almış oldukları için hepsi tüm kuvvetlerini B'ye vermiş durumda. Biliyorlar ki A'yı alamayacaklar. Ve biz bir Fransız kruvazörü olarak ne yapıyoruz? Fransızların en iyi yaptığı işi yapıyoruz. Fransız zırhları videolarında bunu tekrar tekrar söyledim. Burada da söylüyorum. Fransızların bir maç esnasında yapabileceği en iyi şey kanat bindirmesidir. Yani benim şu an yapmakta olduğum şey. Adamların bakmadığı ve bulunmadığı kanada ben şu an bildiğiniz motor hızlandırmayı da aktive edip hızla bir bindirme yapıyorum ve arkalarına olamasa da yan taraflarına geçerek oradan onları sıkmaya başlayacağım ve onları çapraz ateşe alacağım. Yani bir taraftan bizim Richelieu ile George'ya sıkıyor, bir taraftan da ben sıkacağım. Ve az önce Alsace örneğinde de gördüğünüz üzere çevik olduğum için her ne kadar şu an açık denizde oluyor olsam da dahi kendime bir özgüvenim var. Adamlar zaten çaresiz bir şekilde orada çabalıyorlar. Orada bir Baltimore var. Baltimore'u gördüğün gibi ben sıksam mı sıkmasam mı diye düşünüyorum. Çünkü şu an oradan sıksam hepsi bana sıkacak. Dolayısıyla önce şu hemen önümdeki sağımda gördüğünüz o adanın arkasına geçmek isteyeceğim. Ama uçak gemisi beni spotladı. Uçak gemisi beni spotladığı için de sağ tarafımı kuvvetlendirip direktman defansif hava savunmayı açtım ve düşen uçak sayısına bakın. Bu bir Hakuryu. Dönüşe bakın. Yani hemen döndü. Dümen kırma süresi kısa. Dönüş halkası küçük. Yani süper çevik bir kruvazör bu. Süper çevik bir kruvazör bu. Başka bir şey demiyorum. Yani Hakuryu'nun uçakları patır patır düştü gördüğünüz üzere. Ancak orada 3-4 tane hedef şu an hepsi bir arada bulunuyor ve benim için gayet etli ve sulu bir yemek vazifesi görecekler. Niye? Çünkü ben bir hafif kruvazör olduğum için ne demiştim? 7 saniyede bir sıkıyorum. 7 saniyede bir sıktığım için de onları bildiğiniz şu an farmlayacağım. Çünkü benimle meşgul değiller. Kurfürst'ün taretleri bana dönse bile adayı araya almış olduğum için şu an Kurfürst'ten herhangi bir çekincem, korkum yok. Orada Line'a da sıkayım dedim Kurfürst adının arkasında kalmış olduğu için. Bana saldıran olur mu bilmiyorum ancak ben bana saldıran olursa, bana ateş eden olursa oradan yırtmaya çalışacağım. Kıvraklığım, çevikliğim sayesinde. Orada hipleri gördük, hipleri yan gördük. Hemen şöyle bir sıkalım. Hani bilmiyorsanız söyleyeyim, hafif bakın Kurfürst oradan sıktığı gibi hemen biraz yavaşlayıp dönüş yaptım. Bakalım isabet edecek mi? Gördünüz mü? Dönüş halkasının küçüklüğü ve dümen kırma süresinin kısalığı sebebiyle böyle troll manevraları çok kolay ve etkin bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hani düşmanın bir salvosunu boşuna harcamasına vesile oluyorsunuz. Ve ben bunu az önce de Alsace'da da tekrar yaptım. Şimdi Kurfürst'te de yaptım. Bunu Bayard'da yapabiliyorsunuz. Şeyde yapamazsınız mesela. Charles Martel'de yapamazsınız. Fransızların 8. seviye ağaç zırhlısında, ağaç kruvazöründe yapamazsınız. Çünkü o bir ağır kruvazör. Gövdesi büyük. Birazcık daha hantal Bayard'a nazaran. Ancak Bayard bu kıvraklık babında 8. seviyenin en eşsiz kruvazörü.
Şimdi burada hipleri harcadık. Orada az önce de Alsas'ı harcamıştık. Tekrardan ben C'ye dönüyorum ve tekrardan trollemeye başlayacağım birazdan. Bizim takım oradan tankladığı sürece ben buradan kanattan bindirme yaparak onları hasar yaparak farmlayacağım. Bakın orada Kiev gördük bir tane. Ben Kiev'i gördüğüm için direktman Kiev'e odaklanacağım birazdan. Tabii bir daha görülürse. Kiev'in spotlanması lazım. Ki Kiev bizim Z-23 tarafından mı spotlandı, uçak tarafından mı spotlandı bilmiyorum. Ancak Kiev'i gördüğüm gibi önce bir salvo sıkıyorum. Ondan sonra da ana batarya dolu modülünü aktive edip tekrardan ikinci salvoyu 3 saniye sonra sıkıyorum. Sadece izleyin. Ve bu kadar. Yakın ve orta menzilde bir hedefi yakalarsanız, hele ki bir destroyeri, patlayıcı mermilerle canını okursunuz. Eğer bir kruvazörü yan yakalarsanız, yakın ve orta mesafede delici mermilerle köşk atabilirsiniz. Bu kuralları unutmayın. Şu ana kadar 3 kill var, 12 uçak düşürdük ama karşıda etli butlu böyle 3-4 tane zırhlı var. Dolayısıyla ne demiştim? Bayard dakika başına düşen hasar ortalaması en yüksek olan kruvazör. Yani hafif kruvazör, ağır kruvazör diye de ayırmıyorum. Direktman kruvazör 8. seviyede. Dolayısıyla burada Lion neye bakacağını şaşırmış durumda. Taretleri bana dönük olmasına rağmen ben şu an ne yapacağımı çok iyi bildiğim için kafama göre sallana sallana sıkıyorum onu. Adam şu an ben kıpırdayacağım mı kıpırdamayacağım mı karar veremedi herhalde. Çünkü hala bana bakıyor ama hiçbir şey yapmıyor. AFK olduğunu düşünüyorum. Bir an. Yo. Gel gelelim, taretlerinin bana baktığını düşündüğüm Lion taretleri tamamen haritanın diğer tarafına dönük bir şekilde savaşıyormuş. Dolayısıyla ben bunu çok çok daha rahat bir şekilde farmlıyorum. Yakmaya çalışıyorum. Yakarak hasar kasmaya çalışıyorum. Adam tabi çapraz ateşte kaldığını farkına vardığı için direktman hızlandı oradan. Her ne kadar sayıları az olsa da maçı adamlar ısrarla geri çevirmeye ve kazanmaya çalışıyor ki bu takdir edilebilecek bir şey, saygı duyulabilecek bir şey. Ancak burada benim size göstermek istediğim şey düşmanın maçı çevirmeye çalışması değil, Bayard'ın hasar potansiyeli. Yani mermi hızı yüksek olduğu için Lion her ne kadar hızlanmış olsa ve kaçmaya çalışsa da o Lion'ı biz sadece patlayıcı mermi sıkarak böyle farmlıyoruz. Hatta şöyle diyeyim size, eğer yakında olsaydı belki delici mermiye bile geçerdim. Orada şu an kime sıkıyor bilemiyorum. Republic'e sıkıyor onlar herhalde. Ve burada bir yangın başlattık. Çok kolay bir şekilde hasar kasıyoruz. Bu videoda size göstermek istediğim şey buydu beyler. Yani bir, yüksek bir hasar ortalaması. İkincisi muazzam bir çeviklik. Ve buna ek olarak mermi balistiğinin verdiği rahatlık sebebiyle ister ada arkasından ister açık sudan savaşabiliyorsunuz. Yani bu gemi pozisyon perspektifinden baktığımızda herhangi bir gereksinim duymayan ve her açıdan, her pozisyondan efektif olabilen, taret dönüş açıları harikulade ama özellikle manevra kabiliyeti eşsiz güzellikte olan 8. seviyenin en güçlü 3 hafif kruvazöründen biri. Hatta belki 8. seviyenin en güçlü kruvazörlerinden biri. Hani Mainz için 8. seviyenin en güçlü hafif kruvazörü tanımlamasını yapmıştım. Ancak Bayard için 8. seviyenin en güçlüsü olmasa da 8. seviyenin en güçlü kruvazörlerinden biri demek yanlış olmaz. Çünkü genel kabiliyetleri diğer ağır kruvazörlerle yarışabilecek seviyede. Hah, torpidolarına da değinelim bu arada. Bayard'ın %28 gibi bir hafif kruvazör için saçma sapan güçlü bir torpido savunması var. Ancak daha da önemlisi, Irian ve Mogami'den sonra en uzun torpido menziline sahip ve torpidoların verdiği hasar da Fransız torpidoları olmaları sebebiyle az değil. Torpidoların verdiği hasar ortalamanın biraz üstünde, çok az üstünde. Yani atıyorum bir Japon gibi vurmaz torpidolarınız ancak ona yakın vurur. Burada Mogami Ibuki bastırıyor, torpidoları attık ve maçı bitirdik. Yani en azından bitti diye umuyorum. Ancak bitmemiş. Gel gelelim beyler. Şimdi maç bitecek. Bir tane adam kaldı. Bayard almayı düşünürseniz veya 8. seviyede eşi benzeri olmayan bir hafif kruvazör. Bakın hafif kruvazör kısmını özellikle vurguluyorum. 8. seviyede özgün bir oynanışa sahip bir hafif kruvazör istiyorsanız, özgünlük perspektifinden baktığınızda ilk seçeneğiniz Mainz değil, Bayard olmalı.